Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün biz iyiyiz. Bugün Ata abi ziyarete geldik. Tavukçuluk yapıyor kendisi. Yakın zamanda başladı, uzun zamandır düşünülmüş. Beni de bu işe sevk etti. Bes yaptırdı, şimdi tavuk alacağız. Onun için geldik, bir program çekelim, sizler de gösterelim istedim. Evet Ata abi, bu işe nasıl başladı? Evet Serdar, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu işe biliyorsun, azıcık anlattım. Evet. Uzun zamandır bu işi düşünüyordum. Evet. Yapmaya karar verdik. 2 yılın sonunda başladık yani. Uzun bir araştırma zamanı. Aynen. 2 yıl araştırdık. Buraya geldik. Burası kendi yerimiz. Kira minaderliğimiz yok. Zaten kira yapan yapmadı. Yapmaz. Yani. Orası öyle. Bütün işler için aynen. Genellikle öyle oluyor. Aynen. Peki abi gezdirme durumu ne? Gezdirebiliyor musun? 3 dönüm tavuklar. Gezdirme durumu? Burası 3 dönüm. Evet. 3 dönüm yeri ayırdım zaten. Gördün sen. Evet. Değişimli olarak salıyorum iyi havaları. Şimdi kar var, şimdi salmıyorum. Abi peki kaç tavuğun var? 300 tavuğum var belki. 300 tavuğum var. Peki günlük kaç yumurta alıyorsun? Günlük 260-270 yumurta alıyoruz. Ya bunu görüyoruz, tanıdığımız arkadaşlar da var. 3000 tane tavuğu, 1500 bin tane yumurta alan insanlar var. Evet. Peki bunu nasıl koruyorsun? Bize bunu bir anlatır mısın? Soba yakıyorum. Soba yakıyorum, evet onu biliyorum. Geceleri gelip burada beraber soba yakıyorum. Aynen, yaktık baktım. Evet. Ya içeride derecelerim var. Onları takip ediyorum. Evet. Isıyı düşürmediğin zaman tavuk yumurta yapıyorum. Ekstra suyuna, yemine bir şey katıyorsun peki? Suyuna vitamin mineral katıyorum. Yeme bir şey katmıyorum. Yani evet, gerçekten de güzel bir suluk yapmış. Bunu da biraz sonra gösteririz size. Yem olarak en kaliteli yemi kullanıyorum benim bildiğim. Çok iyi para veriyorsun yeme. Evet. CP'nin yemini kullanıyorsun. Güzel para veriyorsun ama tavukların da karşılığını veriyorsun. Aynen. Nasıl diyelim abi peki? Hani burayı kaç paraya mal ettin? Sana tavuğu kaça geldi? Çatısı kaça geldi? Ne bileyim betonunu kaça geldi? Aşağı yukarı bir rakamlar söyleyeyim. 14 milyara mal oldu burası. Evet. Tavukla birlikte. Tavukla kardeşimle birlikte yapıyorum burayı. Biliyorum, Murat abiyle birlikte yapıyorum. 14 milyara mal ettim. Tavuğu 35'ten aldım. Evet. Ama bütün iğneleri, ilaçları, her şeyi yüklemişimdir. Bir de zayiatımın sonunda olmadı Allah. Zayiatın olmadı. Olmadı. Abi iyi bakıyorsun, görüyorum hani gerçekten güzel bir sistem yapmışsın. Sulukların, yemliklerin, tavukların gezdiği alanlar. Şu an kar var. Arkadaşlar tavuklar dışarı çıkamıyor. İyi kar yağdı. 40-50 santim gördü. O yüzden tavuklar dışarı çıkamıyor. Şu an kamerayla oynuyorlar zaten birazdan. Devirecekler gibi. Daha önce başıma gelmişti. Koyunlar devirdi. Tavukların devireceğini düşünmüyordum ama olabilir. Evet arkadaşlar, kümes şöyle kendi tüneklerini yapmış. Karşı taraflar folluk, aynı şekilde burada folluğu var. Yemi için özel bir yer yapmamış, içeriye varil koymuş, yemler onun içinde. Suluğu göstereyim ben size, gerçekten bu suluk hoşuma gitti. Şöyle bakın, yani 10 numara bir suluk yapmış. Giresun'da olunca biraz kafa ekstra çalışıyor herhalde. Şöyle ekstra bir suluğu var. Yani gördüğünüz gibi güzel bakıyor hayvanlarına. Ben de bunu görüyorum. Zaten sürekli beraberiz. Kendisi de eski çoban olur. Abi biraz çobanlık anıların var mı? Bize bir şeyler anlatabilir misin? Çok. Çok diyorsun. Çok. Yani ya ufak birinden yıl, bir tane başla. Kaç yıl, nerede yaptın abi? Peki kaç yılında yaptın? Giresun'da yaptım. 2003'ten 2007'ye kadar. Evet. Yaptık da babamızda çok eskiden beri var. Anladım. Daha uzun var. Dedemin zamanından beri O bölgelerde genellikle karayaka. Karayaka var değil mi? Karayaka. Aynen. Yani güzel koyun. Hoş olarak da bana da diyorsun illa al diye. Bir iki tane olsun diye. Yani en yakışıklı koyun ya. Evet, gerçekten yakışıklı koyun arkadaşlar. Yani abimiz de benim gibi çoban. Yani gördüğünüz gibi şu an güzel kümesi var. İçeride de çay demledik. İçeriye geçelim. Biraz da içeride sohbet ederiz. Görüşürüz. Arkadaşlar daha bir saat önce yumurta topladık. Tavuklar tekrardan yumurtaya başlamış. Ata abi de sürekli gidip gelip yumurtasını topluyor zaten. Görüyorsunuz. Yani bir de hepsi bir araya giriyor. 3-4 tanesi aynı yerde yumurta yapabiliyor. Güzel bir folluk yapmış. Ama genellikle benim gördüğüm, ben de yumurta topluyorum burada. Üst tarafları yapıyorlar genellikle. Onu fark ettim. Yani tavuklar sürekli yukarılarda. Evet ya, gerçekten çok güzel bir ahır yapmış. Kümes ahır diyorum yani, bizim koyunculuktan kümes yapmış.
Yumurtasını topladı. Evet, içeri geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Şu anda arazi bu yan tarafta, komşusunun oradan da izin almış. O da söylemişler ona. Burayı da otlatırsın diye. Çevirmiş o da. Şimdi bu bölmeyi bir daha bölecek. Buraya biraz ekim yapmayı düşünüyor. Yonca ekmeği düşünüyor. Bir de köpeği var bizim, Herkül. Gel kızım. 10 numara. Tavuklarla arası iyi. Şu an daha yavru. 3-4 aylık. Herkül. Dur oğlum. Evet arkadaşlar. Arazisi fındıklık. Bizim burada her yer aşağı yukarı fındık. Yani fındık kolay iş derler. O yüzden her yer fındık gibi bir şey. Böyle kendine yer çevirmiş. Gördüğünüz gibi. Ama güzel kar yağdı bu sefer. Tavuklar dışarı çıkamadı ama olsun. Herkül. Evet. Evet arkadaşlar. İçeriye geçtik. Çayımızı koyduk. İçiyoruz. At abiye sohbetimize devam edelim. Abi tavuk ırkı olarak Ataks'ı seçtim. Niye seçtim? Bir sebebi var mı? Ataks'ı seçmemin sebebi, Ataks biraz daha dayanıklı oluyor diğer tavuklara göre. Hastalıklarda olsun. Hava sıcaklığında peki. Soğuğa dayanıklılığı olsun. Daha iyi. Ama diğerlerine göre daha farklı. Diyorsun. Lohman alacaktım ben ilk önce. Lohman da biraz soğuğa dayanıksız bir hayvan. Evet. O yüzden lohmanı almadım. Ya çok bir maliyet harcayarak zaten bir kümesi yapmadım, biliyoruz. Ha. Yani düşük bir maliyetle yaptım. Gerçekten yapılabilecek en düşük maliyet arkadaşlar. Etrafında OSB var. OSB var üstü, evet. Çatı. İçeriye sobanın borusuyla boru geçirmiş. Ve o boru içeriği ısıtıyor. Gerçekten güzel bir sıcaklık veriyor. Ya bizim biraz da maliyeti düşürmemiz şeyden oldu. İşçiliği kendimiz yaptık. Kendimiz yaptık. Onu biliyoruz. Zaten ustalık var sende. Sende her iş var. Yani az buçuk. Elimiz var. Elinden geliyor. Senin geliyor. Benim geliyor. Aynen. Kendi ahırımda mesela ben kendim yaptım. Hani birini tutup yaptırmadım. Yani. Peki abi 260 yumurta civarlarında alıyorum dedin. Yumurtayı tüketebiliyor musun? Yumurtayı Serdar, pazarcılar var 2-3 tane. Evet. Onlar geliyorlar, buradan alıyorlar. Yani satışlarda bir sıkıntı yok. Ekstra mahalleden alanlar var. Mahalleden alanlar var. Eş, dost, akraba. Eksik gibi. Kaldığı zamanlar oluyor mu peki? Eksik kaldığı zamanlar oluyor. O yüzden biz yumurtacılara teşvik ediyorum. Beni Mehmet abiye. Seni yumurtacı yapmaya çalışıyorum işte. Yani kendine güzel bir pazar oluşturdun. Pazarcılara veriyorsun. Işte. İyi paraya satıyorsun. İyi paralara satıyorsun. Yanında ekstra bir işle uğraşıyor musun peki? Yanında ekstra iş yapıyorum. Bağ bahçe işleri çıkıyor. Evet. Oralara gidiyoruz. Filiz alıyor. Filiz alıyoruz. Aynı yolun yolcusu. Aynı işleri yapıyoruz biz seninle. Yani. Filiz alıyoruz. Ya biz, ben kendi arazilerimde yapıyorum. Sen şimdi buraya yeni geldin. Burada ufak bir yerim var. Hatta geçenlerde bir 30 dönüm yer aldı ortağına. 1/3'ü mal sahibinin, 2/3'ü at abinin. Evet. 1/3'ünü masrafları sayıyor. 1/3'ünde kendine kaldığına göre hesap yapıyor. Biz de fındıkçıyız. Biraz peşinde koşuyoruz fındığı alabilmek için diyelim. Peki abi İstanbul'da ne iş uğraşıyorsun? İstanbul'da plastik enjeksiyon fabrikasında çalışıyordum ben. Evet. Yani bir 9 yıla yakın orada çalıştım. 9 yıl çalıştım. Yani bayağı çalışmışsın. Fabrikada çalıştım. Yani iyi bir iş yeriydi, Allah razı olsun. Yani oradan aldığımız paralarla yaptık zaten bu işi. İyi abi, hani oradan aldığın parayla burayı kurdun. Evet. Yani sıfırdan dendiğinde de arkadaşlar yine bir şeyler, bir işler yapmanız lazım ki eline bir paralar geçmesi lazım. Ufak büyük bir önemi yok. Hani bir birikiminiz olması lazım ki ufak bu işlere başlayabilirsiniz. Hani evli değilim. Ben evli değilim. Koyunculuk yapıyorum. Mesela Ata abi evli, bir tane çocuğu var. Çok güzel. Eyvallah. Çok tatlı bir çocuğu var. Evli, onun bir eve para götürmesi lazım. Ama hani evli olmayanlar için, yani ben eve para götürmesem de olur. Yediğim, içtiğim zaten ailemle yaşıyorum. Hani ekstra bir şeyim yok. O yüzden çok ufakla başlayabilir, onunla ilgilenebilir, ilerleyen zamanda büyütebilirim. Yani benim o yönden sıkıntım yok ama At abi biraz, ben şimdi 100 taneyle başlayacağım mesela tavuğa. At abi direkt 300 taneyle başladı. Murat kardeşi de var. Yani iki kişi idare ediyorlar. Şimdi Murat abi başka yerlerde çalışıyor. Sabaha bakıyor, akşam sen, duruma göre kim müsaitse ona gidiyor. Evet. Peki abi kazancı nasıl? Aylık ne getiriyor, ne götürüyor? Yani... Şükür Allah'a diyelim. çorbamız kaynıyor. Yani ikinize aşağı yukarı asgari ücrete yetecek para çıkıyor mu abi? Çıkıyor. Onu söyleyeyim. Yani 300 tavuk işinizi görüyor şu an. Senin büyük planların var. Onu da biliyoruz. Yakında bir 700 tavuk daha gelecek. Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı olmazsa.
kümes yapacaksın. Kümes yapacağız. Kümesi de hafta. Çadır olarak düşündün. Çadır. Onu da ben teşvik ettim sana biraz daha. Evet. Yani arkadaşlar şu an son dönemde ben de koyunculukta ahır yaptım ama benim bir ahırım vardı. Ben onun için ufak masraflarla kendi ahırımı döndürdüm. Ata abinin burada hiçbir şey yok. Bulunduğumuz yeri yıkmayı düşünüyor. Büyük bir çadır kümes. 16'ya 9 mu? O civarlardaysa. 16'ya 7. Öyle bir kümes. Baktık, görüştü birileriyle. Bir fiyat aldı. Allah'ın izniyle yazın başlayacak kümes. İnşallah. Yani bir altında bir kümes atlatalım. Soğuğu atlatınca. Yani yazın başlayacak. Yani hangi aylarda? Ağustos, Eylül. Fındıkla uğraşacaksın zaten. 30 dönüm yer aldın. Ağustos'u bitiririm, başlarım. Ağustos'u bitirirsin. Gelir burada beraber atarız bakalım. Beraber atarız. Yani çadırını kurdururuz. Zaten çadır içinde, ben koyunlar için de çadır kurdurmayı düşünüyorum ya arkadaşlar. Yani aynı ki ben takip ettiğim adamı söyledim. Ben Varol Çadır'ı çok takip ediyorum. Evet. Bir de en son Orhun abiye de çadır yaptıktan sonra, Orhun Topkaya var YouTube'da. Evet. Videolar çekiyor. Ona da çadır yaptıktan sonra tamam dedim. Ya bundan başkası olmaz. Evet. Yani iyi çadır yapıyor, kalite. Ya şöyle... Hiçbir sıkıntı söyleyeni görmedik daha. Yani sıkıntı yaşatmamış kimseye. Onu tavsiye ettim. Ben de ona yaptırmayı düşünüyorum. Bakalım At abinin yapacağı kesin gibi şu an. Kesinlikle. Ama benimki biraz sıkıntılı. Okul var. Okulu bitiremedik bu sene. Bakalım seneye ne olur? Bitirebilir miyiz? Nasıl durum olur? Hani bitirirsek elimizde para olur mu çadır yaptırmaya? Biter okul ya. Yani ona göre bizim piyasalar biraz değişik. Diğer işleri de yaptığım için ne olacağı belli değil bende. Ama At abinin işi bu. Diğer işlerini bırakmış. İstanbul'dan kalkmış gelmiş buraya. Ben demiş tavukçu olacağım, yumurtamı satacağım. Abi, aynen öyle. Yani gerçekten de iyi bir şey yapıyorsun yani. Abi peki şöyle söyleyeyim, hadi kazandığın parayı bize söylemedin. Abi günlük tavuklara ne kadar harcama yapıyorsun? Yani günlük ne kadar yemiyor? Suyu nasıl, ilaçlarına nasıl bir para veriyorsun? Yani aylık bir maliyet bize çıkartabilir misin? Şöyle söyleyeyim. 33 kilo yemiyor. Günlük. 33 kilo. 33 kilo yemiyor yani. Yani 33 kilo yem yemesi gerekiyor 300 tavuk. Gerekiyor. Benim şeyler sürekli dolur biliyorum. Evet sürekli dolduruyorsun yani zaten. 3 günde bir çuval yem gidiyor bende. Evet. Ama 33 kilo yememiş oluyorlar bu sefer. Ya senin şöyle bir avantajın da var. Sürekli dolu olduğu için bir de salma yapıyorum ben. Sen salma yapıyorsun, otlatıyorsun. Geçen gördüm dışarıya çıkartmışsın tavukları. Ben koyunları nasıl otlatıyorsam baktım At abi tavukları öyle otlatıyor. Yani geçmiş başına bekliyor. Yani çok zevkli oluyor. O bir avantaj değil mi abi otlaması? Avantaj. Bu dönemde bir de yonca ekmeği düşünüyorum dedim. Yonca tarafa ekeceğiz. Komple. Yani ekmeği düşünüyorum böyle birkaç bölme yapıp onu daha önce de internetten gördük seninle. Evet. Yani adamlar yapıyor. Geçiyorum yoncanın da ya. Yeme katkısının yumurtanın kalitesini arttırdığını bile söylüyorlar. Yumurtanın kalitesini arttırıyor. Tavuğu daha canlı yapıyor. Yonca bir de normal çim otu gibi kaybolup gitmiyor. Evet. Yonca da öyle bir özellik var. Kaybolmuyor. Senin şimdi burası hemen kabağa döndü. Çünkü çim otu bir de kış. Çim otu aynen. Çim otu. O yüzden sıkıntı. Ekimini yapacak tavuk. Tavukları gelecek. Ondan bölme yapacağız burayı. Biz At abiyle hep beraberiz. Yani uzaktan bir akrabalığımız var. Her gün demeyeyim şöyle. Koyunları otlatmadığım zaman, havaların kötü olduğu zaman hep buradayız. Akşamları ne oluyor? Oturuyoruz burada. Sobayı yakmak zorunda. Tek yanı sıkılıyor. Geliyorum benim evim de zaten yakın buraya. Bir 150-200 metre kadar. Aynen. Yani o civarlarda. Geliyoruz buraya oturuyoruz. Hep beraberiz her gün. Benim işim oluyor. O geliyor. Onun işi oluyor. Ben gidiyorum. Yani bizde durumlar böyle. Evet abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani bize güzel bilgiler verdin. Nasıl başladığını, nasıl ettiğini. İnşallah arkadaşlara da bir şey olur. Geçen gün bana YouTube'dan şey gelmişti. Yorum yapmış bir arkadaş. Hı hı. Tavukçuluk hakkında ne düşünüyorsun diye. Yani tavukçuluk hakkında işte At abi beni öyle böyle tavukçuluğa itti. Koyunları sattıracak bana tavukçuluk yaptıracak ya, koyunların ardından. Herkesin birini teşvik etmesi lazım. Evet. Zaten beni kayınpederim. Senin kayınpederin teşvik etti. Hem sağ olsun var olsun bayağı bir destek de oldu bize burayı yaparken falan. Evet. Onun Allah razı olsun diye. Bankacı bir arkadaşı bu işi bırakıp banka işini bırakıp tavuk işine girmişti. Bana anlatıyordu sürekli. Böyle ben de kafamda canlandırıp kendi kendime kuruyordum böyle işte. Ya acaba ben de mi yapsam? Ben aslında küçük baş hayvancılık için gelecektim buraya. Evet. Senin ama burada çok yerim olmadığı için onda pek bir şey çok, yok. Çok hani, yerim yok. Ya burada dayılarının falan yerleri var ama evet. Hani ya küçük baş hayvancılık yaptım bugün minimum yine 50 tane yapacaksın. 50-60 tane. Yine de dayılarının yeri sana yine yetmeyecekti.
Evet. Yani ben olduğum yerde bende 32-33 tane koyunum var. Yine ben 30-35 dönüm civarı yer otlatıyorum. Bir de biliyorsun önceden traktörle taşıyordum ben asken. Yani son koyunları almadan önce traktörle taşıyordum. Şimdi traktöre de sığmıyor. Yani götüremiyorum. Bizim arazimiz var bir 50 dönüme yakın dedemin. Bir de ortağı var onun. Bir 50-60 dönümde onun var. Yani orası oraya çadır koymayı düşünüyorum. Hani olur ya inşallah. Ya diğer maliyetleri çok yüksek geliyor. Ağaçtan da yapsan, çelik konstrüksiyonda, betonda her türlü çok yüksek maliyet. Sandviç abi. Sandviç daha uygun mu? İyi de biraz daha şey oluyor. Şimdi pahalı, benim pahalıya geliyor. Sandviç yapacaktım ben burayı. Yani ya pahalıya geçti abi. Bu işler böyle hani ufaktan başlıyorsan, bir şeyleri denemek istiyorsan düşük paralar harcayacaksın. Evet. Ben ızgaralı sistemi benim ahıra. Benim ahır şu anda 120-130 metrekare civarında. Ben az koyun bakıyorum. Çünkü sıkışsınlar istemiyorum. Kuzu kayın kayıbı yapmak istemiyorum. Çünkü biraz içeride bakıyorum. Evet. Çok dışarı otlatma ihtimalim yok. İşte akrabaların yerlerinde otlatıyorum biraz. Dışarıya da götürmek istemiyorum pek. Yani öyle bende. Ben 1000 lira işte kendi ağacım da vardı biraz. Ağacımı biçtirdim. Biçtirmeyle ekstra aldığım ağacın toplamı bana 1000 lira. 100 lira da çiviye vermiş olsam 1100 liraya kendi şeyimi yaptım olsun. Yani ızgaralı sistemimi yaptım. Izgaralı sistemi de süper olmuş. Yani gerçekten ya kendimiz yaptığımız halde biraz arada açıklıklar var ama onları da şimdi gayet iyi ya. Abi ilk defa yapıyoruz. Hani bizde çok ustalık da yok. Geçen seninle kümes yaparken iyi bir kümes yaptık. Malzememiz vardı ama. Güzel bir kümes çıktı ya. Yani onun da videosunu çekeriz. Ben öyle arkadaşlar. Yani bu işe itti beni Ata abi. Başlatacak. Bakalım biz ne zaman gelecek bizim tavuk. Mart'ın 5'inde değil mi? Mart'ın 5'inde geldi. Mart'ın 5'inde aşıları yapmış şekilde bizim tavuklar da gelecek. 100 tane alalım dedik. Yani durum böyle. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.